Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiille çatı ile ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsizken geçişli duruma getirilmiş bir fiil değildir diyor. Geçişsizken geçişli duruma getirilen fiillere biz oldurgan çatılı fiiller diyoruz. Oldurgan çatılı fiiller R, T ve arkadaşlar tır eklerini alır. Şimdi seçeneklere bakalım. Uçurduk ifadesine bakacak olursak bakın R ekini almış. Sözcüğün başına onu getirdiğimizde onu uçurduk anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu uçtuk anlamsız. Dolayısıyla geçişsiz bir fiil R ekini alarak geçişli hale getirildiğinden dolayı bu oldurgan çatılı bir fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kızdırdı sözcüğüne bakalım. Bakın dır ekimizi almış. Onu kızdırdı anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu kızdı anlamsız. Dolayısıyla bu da oldurgan çatılı bir fiildir. B seçeneğini elemiş oluruz. Annesi akşam olunca sütünü içirdi. Dursun. Öğretmen anlattığı hikayeyle öğrencileri ağlattı. Ağlatmak fiil. Bakın T ekimizi almış. Onu ağlattı anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu ağladı anlamsız. Dolayısıyla arkadaşlar ağlattı sözcüğü de burada oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu denemiş olduk. Cebinden bir tomar para çıkardı. Çıkarmak fiilinde R ekini aldığını görüyoruz. Onu çıkardı anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu çıktı oluyor. Anlamsız hale geliyor. Dolayısıyla çıkarmak fiil de nedir arkadaşlar? Oldurgan çatılı bir fiildir. Bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. Annesi akşam olunca sütünü içirdi. İçirmek fiil. Ekimizi almış. Onu içirdi anlamlı. Eki kaldıralım. Onu içti. Bu da anlamlı. Dolayısıyla arkadaşlar eki eklediğimizde ve kaldırdığımızda onu sözcüğünü aldığını görüyoruz. Her halükarda anlamlı. Dolayısıyla bu sözcük nedir arkadaşlar? Ettirgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsizken geçişli duruma getirilmiş bir fiil değildir diyor arkadaşlar. Yine bize oldurgan çatılı olmayanı soruyor. Seçeneklere bakalım. Düşürdü kelimesinde bakın R ekini almış. Onu düşürdü anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu düştü olur. Anlamsız olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu oldurgan çatılı bir fiildir. Eki aldığında geçişli duruma gelmiş çünkü. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Halatı saatlerce uğraştıktan sonra kopardı. Koparmak fiili. R ekini almış. Onu kopardı anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu koptu oluyor. Anlamsız. O yüzden bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Çünkü geçişsiz bir fiil. Geçişli hale gelmiş. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Arkadaşları gelene kadar yemeği pişirdi. Pişirmek fiil. R ekimizi almış. Onu pişirdi anlamlı. Onu pişti anlamsız. Görmüş olduğunuz gibi eki aldıktan sonra geçişli hale gelmiş. O yüzden bu da oldurgan çatılı bir fiildir. C seçeneğini denemiş oluruz. Fırtınada birçok evin çatısını uçurdu. Uçurmak fiil. R ekimizi almış. Onu uçurdu desem anlamlı. Eki sildiğimizde onu uçtu olur. Anlamsız oluyor. Dolayısıyla geçişsiz bir fiil eki alarak geçişli hale gelmiş. Bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Sevindirmek fiiline bakacak olursak bakın ekimizi almış. Onu sevindirdi anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu sevdi olur. Yine anlamlı. Dolayısıyla geçişli bir fiil tekrar geçişli hale geldiği için bu da nedir arkadaşlar? Ettirgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinde oldurgan fiil kullanılmamıştır? Söylediği türküyle salondaki herkesi ağlattı. Ağlatmak fiil. T ekimizi almış. Onu ağlattı desem anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu ağladı olur. Anlamsız hale geliyor. Dolayısıyla geçişsiz bir fiil ek alarak geçişli hale geldiği için bu oldurgan çatılı bir fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yazdırdı kelimesine bakacak olursak dursun. Ürkütmek fiil. T ekimizi almış. Onu ürküttü desem anlamlı.
Eki kaldırdığımızda onu ürküttü olur, anlamsız hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla ürküttü kelimesi T ekini alarak geçişli hale gelmiştir. Bundan dolayı bu fiil oldurgan çatılı bir fiildir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Azalttı kelimesine bakacak olursak T ekini aldığını görüyoruz. Onu azalttı anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu azaldı olur arkadaşlar. Anlamsızdır. Dolayısıyla geçişsiz bir fiil T ekini alarak geçişli hale gelmiştir. O yüzden bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Bunun için D seçeneğini denemiş oluruz. Okuduğumuz haber kanımızı dondurdu. Dondurmak fiil. Dur ekini almış. Onu dondurdu anlamlı. Onu dondu anlamsız. Dolayısıyla bu da oldurgan çatılı bir fiildir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Yazdırdı kelimesine bakacak olursak. Yazdırmak fiil. Dır ekimizi almış. Onu yazdırdı anlamlı. Onu yazdı anlamlı. Her halükarda eki alsa da almasa da geçişli olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bu fiil de ettirgen çatılı bir fiildir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsizken aldığı ekle geçişli duruma getirilmiş bir fiildir diyor. Hatırlarsanız birinci soruda söylemiştik. Oldurgan çatılı fiili soruyor. Oldurgan çatılı fiiller R, T ve tır eklerini alır. Ettirgen çatılı fiiller de bunu alır arkadaşlar. Arasındaki fark, oldurgan çatılı fiiller geçişsiz fiili geçişli hale getirir. Ettirgen çatılı fiiller ise hatırlayacağınız gibi bu ekleri alır, geçişli fiili tekrar geçişli hale getirmiş olur. Şimdi seçeneklere bakalım. Dinletti kelimesine bakacak olursak bakın T ekini almış. Onu dinletti desem anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu dinledi olur. Bu da anlamlı. Dolayısıyla geçişli fiili tekrar geçişli hale getirmiş. O yüzden bu fiil nedir? Ettirgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Eserlerinden kazandığı paraları bankadaki hesabına yatırdı. Dursun. Arattı sözcüğüne bakalım. Arattı fiil. Bakın T ekimizi almış. Onu arattı desem anlamlı. Onu aradı desem yine anlamlı. Dolayısıyla eki aldığında ve almadığında sözcüğün önüne onu getirdiğimizde anlamlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla geçişliyken tekrar geçişli hale gelmiş. O yüzden bu da ettirgen çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Temizletti sözcüğünde temizletmek fiil. Bakın bunun da T ekini aldığını görüyoruz. Onu temizletti anlamlı. Onu temizledi anlamlı. Dolayısıyla her halükarda bu sözcük nesne alabilme özelliğine sahip. Bundan dolayı bu sözcük de ettirgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı biz D seçeneğini denemiş oluruz. Kazdırmak fiiline bakalım. Dır ekimizi almış, onu kazdırdı anlamlı, onu kazdı yine anlamlı. Dolayısıyla bu sözcük de yine nedir arkadaşlar? Ettirgen çatılı bir fiildir. Geçişliyken tekrar geçişli hale getirilmiş. Bundan dolayı biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Şimdi yatırdı sözcüğüne bakalım. Yatırmak fiil. Bakın R ekimizi almış. Onu yatırdı desem anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu yattı olur arkadaşlar. Anlamsız. Geçişsiz bir fiili geçişli hale getirdiğinden dolayı bu oldurgan çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Cümlelerin hangisinde dır tır eki cümleye başkasına yaptırma anlamı katmamıştır diyor. Fırından 5 ekmek aldırdı bana. Bakın kendisi almamış, bir başkası almış. Başkasına yaptırma anlamı var. Bunu elemiş olduk. Çocuğa yemeğini ben yedirdim. Çocuk yemeğini kendi yemiyor. Bir başkası yiyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bahçeye 10 tane fidan diktirdi. Diken kendisi değil, bir başkası dikmiş. Bunu da elemiş oluruz. Sınıfa 150'şer soru çözdürdü. Kendisi çözmemiş, sınıftaki öğrenciler çözmüş. Bunu da elemiş oluruz. Otomobildeki kolileri indirdi. Bakın arkadaşlar, başkası yapmıyor işi, kendi yapıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru, cümlelerin hangisinde ettirgen fiil kullanılmamıştır diyor. Ettirgen fiiller R, T ve tır eklerini alır. Geçişli fiili tekrar geçişli hale getirirdi. Yaptırdı kelimesine bakacak olursak fiil olduğunu görüyoruz. Bakın tır ekimizi almış. Onu yaptı anlamlı. Onu yaptırdı anlamlı. Her halükarda da anlamlı olduğu için bu nedir arkadaşlar? Ettirgen çatılı bir fiildir.
O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sezdirir kelimesine bakacak olursak, sezdirmek fiil, direkimizi almış, onu sezdirir, onu sezdi. Fiil her halükarda geçişli, o yüzden bu da ettirgen çatılı bir fiildir. Sattırdı kelimesine bakacak olursak fiil olduğunu görüyoruz. Trekimizi almış, onu sattırdı anlamlı, onu sattı yine anlamlı. Eki alsa da almasa da onu kelimesiyle nesne aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ettirgen çatılı bir fiildir. Bunu delemiş oluruz. B seçeneğini delemiştik. Düşündürür kelimesine bakalım. Düşündürür sözcüğü fiil, dürekini almış, onu düşündürür anlamlı, onu düşündü yine anlamlı. Dolayısıyla sözcük eki alsa da almasa da geçişli. Bundan dolayı ettirgen çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Durdurdu kelimesine bakacak olursa bu da fiildir. Dur ekini almış, onu durdurdu anlamlı, onu durdu anlamsız. Dolayısıyla geçişsiz bir fiil dur ekiyle beraber geçişli hale gelmiş. Bundan dolayı bu oldurgan çatılı bir fiildir. Ettirgen olmayanı sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru, bu açıklamaya göre aşağıdaki sözcüklerin hangisine gelen dırdır eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmış olur? Dırdır eki hem oldurgan hem de ettirgen fiil yapar. Geçişli fiillere geldiğinde ettirgen, geçişsiz fiillere geldiğinde oldurgan fiil yapar. Arkadaşlar, seçenekleri şu şekilde değerlendirelim. Dırdır ekini getirelim. Öneride onu sözcüğünü getirelim. Onu indi desem anlamsız. Onu indirdi desem eki almış haliyle kullansam anlamlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla inmek fiili geçişsizken geçişli hale gelmiş oluyor. Bundan dolayı bu nedir? Oldurgan çatılı bir fiildir. Onu durdu, onu durdurdu. Yine eki aldığında geçişsiz bir fiilin geçişli hale geldiğini görüyoruz. O yüzden bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Kanmak sözcüğüne bakacak olursak onu kandırdı anlamlı, onu kandı anlamsız. Dolayısıyla geçişsiz bir fiil ek alarak geçişli hale geliyor. Bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Onu doldurdu anlamlı, onu doldu anlamsız. Bu da geçişsizken yukarıdaki dırdır ekini alarak geçişli hale gelmiş. O yüzden bu nedir? Oldurgan çatılı bir fiildir. Onu buldu, onu buldurdu. Her halükarda geçişli olduğunu görüyoruz. Eki alsa da almasa da. O yüzden bu ettirgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sekizinci soru, bu açıklamaya göre aşağıdaki sözcüklerin hangisine gelen ır, ar eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmış olur? Ir, ar eki hem oldurgan hem de ettirgen fiil yapar. Geçişli fiillere geldiğinde ettirgen, geçişsiz fiillere geldiğinde oldurgan fiil yapar demiş. Yedinci soruyla mantık aynı arkadaşlar. Onu kaçırdı, onu kaçtı. Bakın, anlamsızken eki alarak anlamlı hale geliyor. Yani geçişsizken geçişli hale geldiği için oldurgan bir fiildir. İçmek sözcüğü dursun. Onu çıkardı, onu çıktı. Bu da arkadaşlar eki aldığında anlamlı hale gelmiş. Yani geçişsizken geçişli olduğunu görüyoruz. O yüzden oldurgan çatılı bir fiildir. Onu doğdu, onu doğurdu. Burada da geçişsizken geçişli olduğunu görüyoruz. Bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Onu batırdı, onu battı. Bakın bu da eki alarak geçişli hale geliyor. O yüzden bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Onu içti, onu içirdi. Eki alsa da almasa da geçişli. O yüzden bu da ettirgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru, cümlelerin hangisinde geçişli bir fiile ek getirilerek fiilin geçişlilik derecesi artırılmıştır diyor. Arkadaşlar biz bu tarz fiillere ne diyoruz? Ettirgen fiil diyoruz. R, T, tır ekini aldığını unutmayalım. Bakın, bitirmek fiildir. Tır ekini almış. Bitmekten bitirmek olmuş. Yani onu bitti desem anlamsız, onu bitirdi desem anlamlı. Geçişsizken geçişli hale geldiği için eki alarak bu oldurgan çatılı bir fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Güldürdü fiil, dür ekimizi almış. Onu güldürdü anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu güldü olur anlamsız.
geçişsizken eki alarak geçişli hale gelmiş oldurgan çatılı fiildir. Yıkattı, dursun, bindirdi, fiil, direkini almış, onu bindirdi, anlamlı, eki kaldırdığımızda onu bindi olur, anlamsız hale gelir. Dolayısıyla bindirdi sözcüğü ek alarak geçişsizken geçişli olmuş, bu da oldurgan çatılı bir fiildir, bunu denemiş oluruz. Pişirmek, fiil, R ekimizi almış, onu pişirdi, anlamlı, eki kaldırdığımızda onu pişti olur, anlamsız hale geliyor. Dolayısıyla geçişsiz bir fiil R ekini alarak geçişli hale geldiği için bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Yıkattı kelimesine bakacak olursak fiil olduğunu görüyoruz. T ekimizi almış. Onu yıkattı anlamlı. Onu yıkadı anlamlı. Dolayısıyla fiil eki alsa da almasa da geçişli. O yüzden bu ettirgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerin hangisinde yer alan fiil oldurgan çatılı fiil değildir demiş. Kandırdı fiil, direkini almış, onu kandırdı anlamlı, onu kandı anlamsız. Geçişsizken geçişli olduğu için bu nedir arkadaşlar? Oldurgan bir fiildir. Bunu elemiş oluruz. Düşürmüş fiil, R ekimizi almış, onu düşürmüş anlamlı, onu düşmüş anlamsız. Geçişsizken eki alarak geçişli olduğu için bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. İçirdi fiil, dursun arkadaşlar. Daldırdı fiil, dır ekimizi almış, onu daldırdı anlamlı, onu daldı anlamsız. Dolayısıyla bu da ek alarak geçişsiz bir fiili geçişli hale geldiği için bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Doldurdu fiil, dur ekini almış, onu doldu anlamsız, onu doldurdu anlamlı. Geçişsizken ek alarak geçişli hale geldiği için bu da oldurgan çatılı bir fiildir. O yüzden bunu denemiş oluruz. İçirdi sözcüğüne bakacak olursak onu içirdi anlamlı, onu içti anlamlı. Ek alsa da buradaki R ekini alsa da almasa da sözcük geçişli. O yüzden bu ettirgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen örnekte bir yanlışlık yapılmıştır? Geçişsiz fiilleri aldığı eklerle geçişli duruma getirmeye oldurgan adı verilir. Ağlamak geçişsiz. Onu ağlattı dediğimde T ekini alarak geçişli hale geldiğini görüyoruz. Bu oldurgan bir fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ölmek geçişsizdir. Onu öldürdü dediğimde dür ekini alarak geçişli hale geldiğini görüyoruz. Bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Okumak dursun arkadaşlar. Donmak geçişsizdir. Onu dondurdu dediğimde ek alarak geçişli hale gelmiş. Geçişsizken geçişli olmuş. O yüzden bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Kızmak geçişsiz. Onu kızdırdı dediğimde geçişsiz bir fiil geçişli hale geldiği için bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Onu okudu geçişli. Onu okuttu dediğim zaman yine geçişli. Dolayısıyla okumak sözcüğü ek alsa da almasa da geçişli olduğu için ettirgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dizedeki altı çizili fiiller çatı bakımından aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiille özdeştir? Yani aynıdır demiş. Kaçır beni ahenk, kaçır beni dirlik. Bakın arkadaşlar kaçırmak sözcüklerinin R ekini aldığını görüyoruz. Onu kaçır desek anlamlı, eki kaldırdığımızda onu kaç olur anlamsız. Dolayısıyla bu sözcük ır ekini alarak geçişsizken geçişli hale gelmiş. Bundan dolayı bu nedir arkadaşlar? Oldurgan çatılı bir fiildir. Seçeneklerde bunu aramış olacağız. Söyletirim fiil. T ekini almış. Onu söyletirim anlamlı. Onu söylerim yine anlamlı. Dolayısıyla bu her halükarda geçişlidir. O yüzden bu fiil nedir? Ettirgen çatılı bir fiildir. Bunu elemiş oluruz. Coşturdu demiş. Bu sözcük dursun arkadaşlar. Yazdırdım, yazdırdım fiil, dır ekini almış, onu yazdırdım anlamlı, onu yazdım anlamlı. Geçişliyken ek alarak tekrar geçişli hale geldiği için bu da ettirgen çatılı bir fiildir, bunu denemiş oluruz. Sevdirdi fiil, dır ekini almış, onu sevdirdi anlamlı, onu sevdi anlamlı. Eki alarak her halükarda geçişli olduğunu gösteriyor, ek olsa da olmasa da geçişli. O yüzden bu da ettirgen çatılı bir fiildir. Bunu da elemiş oluruz.
Okuttum, fiil T2'ni almış. Eki alsa da almasa da geçişte olduğunu görüyoruz. Onu okuttum anlamlı, onu okudum anlamlı. Arkadaşlar eki alsa da almasa da geçişliyse bu da ettirgen çatılı bir fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Coşturdu kelimesine bakacak olursak bakın tur ekimizi almış. Onu coşturdu anlamlı. Eki kaldırdığımızda onu coştu olur anlamsız olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar geçişsiz bir fiil ek alarak geçişli hale geldiği için bu oldurgan çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru cümlelerin hangisinde geçişli bir fiile ek getirilerek fiilin geçişlilik derecesi artırılmıştır diyor. Arkadaşlar bize neyi soruyor? Ettirgen çatılı fiili soruyor. Sevdirdi fiil. Bakın dır ekini almış. Onu sevdi, onu sevdirdi. Her halükarda geçişli olduğu için bu nedir? Ettirgen çatılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere bakalım. Güldürdü fiil. Bakın dır ekini almış. Onu güldürdü anlamlı. Onu güldü anlamsız. Geçişsizken geçişli hale geldiği için bu oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu elemiş oluruz. Düşürdü fiil. R ekimizi almış. Onu düşürdü anlamlı. Onu düştü anlamsız. Geçişsizken bu ekle beraber geçişli hale geldiği için oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Kopardı fiil. R ekimizi almış. Onu kopardı anlamlı. Onu koptu anlamsız. Dolayısıyla bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Giderdi fiil. R ekimizi almış. Onu giderdi anlamlı. Onu gitti anlamsız. Dolayısıyla bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Zaten D seçeneğini de elemiştik arkadaşlar. 14. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi geçişsizken geçişli hale getirilmiş bir fiil değildir diyor. Arkadaşlar soruda kısaca bize oldurgan çatılı olmayan fiili soruyor. Dindirir fiil. Bakın direkini almış. Onu dindirir anlamlı. Onu dindi anlamsız. Geçişsizken bu ekle beraber geçişli hale geldiği için bu nedir? Oldurgan çatılı bir fiildir. O yüzden biri elemiş oluruz. Katmerleştirir. Bakın ekimizi almış trekini. Onu katmerleştirir anlamlı. Onu katmerleşti anlamsız. Anlamsız olduğu için geçişli bir fiili geçişli hale getirmiştir. O yüzden bunu denemiş oluruz. Bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Uçurur kelimesine bakacak olursak R ekini almış. Onu uçurur anlamlı. Onu uçtu anlamsız. Geçişsiz bir fiil aldığı ekle geçişli hale geldiği için bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Giderir sözcüğüne bakacak olursak R ekini aldığını görüyoruz. Onu giderir anlamlı, onu gider anlamsız. Dolayısıyla arkadaşlar gidermek sözcüğü R ekini alarak geçişsizken geçişli hale gelmiş. Bundan dolayı bu da oldurgan çatılı bir fiildir. Bunu denemiş oluruz. Yazdırır sözcüğüne bakacak olursak dır ekini aldığını görüyoruz. Onu yazdırır anlamlı, onu yazdı anlamlı. Eki alsa da almasa da sözcüğün geçişli olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bu ettirgen çatılı bir fiildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin son sorusuna geçiyoruz. 15. soruya. Bu dizelerde numaralandırılmış fiillerin çatısı ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? Birincisi dönüşlü bir fiildir demiş. Sarıldın. Bakın L ekimizi almış. Kim sarıldı? Sen, özne. Öznesi var. L ekini almış. Dolayısıyla bu fiil nedir arkadaşlar? Dönüşlü bir fiildir. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkincisi hem oldurganlık hem ettirgenlik eki almıştır diyor. Bakın arkadaşlar R eki almış, T eki almış. Hem oldurganlık hem de ettirgenlik ekidir bu. Bundan dolayı B seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Üçüncüsü ettirgen bir fiildir demiş. Düşürdün, dursun. Dördüncüsü oldurgan bir fiildir. T ekini almış ağlatır sözcüğü. Onu ağlatır anlamlı, onu ağladı anlamsız. Dolayısıyla eki aldığında fiilin geçişli hale geldiğini görüyoruz geçişsizken. Bundan dolayı bu oldurgandır. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Beşincisi ettirgen bir fiildir. Yine T ekini aldığını görüyoruz. Onu söyledi anlamlı, onu söyletti anlamlı. Eki alsa da almasa da geçişli. O yüzden buradaki bu fiil ettirgen bir fiildir. Bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz.
Üçüncüsü ettirgen bir fiildir demişti. Düşürdün kelimesine baktığımızda R2'ni almış. Onu düşürdün anlamlı, onu düştün anlamsız. Geçişsiz bir fiil ek alarak geçişli hale geldiği için bu nedir? Oldurgan çatılı bir fiildir. Ettirgen değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.